Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle Google Chrome bağlantınız gizli değil hatası alıyorsanız buna çözüm arayacağız. 4-5 farklı yöntem göstereceğim arkadaşlar. Hepsini teker teker deneyin. Hangisinde olursa hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk adım için denetim masamıza geliyoruz. Buradan A ve interneti tıklatıyoruz. Buradan A paylaşım merkezine geliyoruz. Burada eğer Ethernet ile bir bağlantı kuruyorsanız burada Ethernet yazacaktır. Wi-Fi ile bir bağlantı kuruyorsanız burada Wi-Fi yazacaktır. Ben Ethernet ile bir bağlantı kurduğum için burada Ethernet yazıyor. Bunun üzerine tıklatıyorum ve özellikler diyorum. Burada internet protokol sürüm 4 diyor. Buna tıklatıyorum. Aşağıdaki DNS sürücü adresini kullan diyorum. Ve buraya 8, 8, 8, 8, 8 yazıyorum. Alt kısma geçiyorum arkadaşlar. 8, 8, 4, 4 yazıyorum. Burada gördüğünüz kısmı siz de kendi bilgisayarınıza yazın ve bunu kaydedip kapatıyorum. Ardından hatamız büyük ihtimalle çözülecektir. Yani en sağlam yöntem bu arkadaşlar. Gelip bakıyoruz hatamız çözülmüş mü çözülmemiş mi diye. Eğer çözülmemişse ikinci yöntemimize geçiyoruz. İkinci yöntem arkadaşlar genellikle saatiniz internet saatinin gerisindeyse veya ilerisindeyse bilgisayarınız bağlantınız güvenli değil hatası verecektir. Bunun için saatimizi düzelteceğiz. Buradan denetim masamıza geliyoruz. Saat ve bölgeye tıklatıyoruz. Tarih ve saati ayarla diyoruz. Buradan internet saatine geliyoruz. Ayarları değiştir, şimdi güncelleştire tıklatıyoruz. Burada büyük ihtimalle hatamız çözülecektir. Geliyoruz, bakıyoruz hatamız çözülmüş mü diye. Çözülmemişse diğer adımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer adımımız için bilgisayarıma geliyoruz. Buradan görünüm dosya adı ve uzantılarını aktif ediyoruz arkadaşlar. Görünüm kısmından. Ardından C diskimize geliyoruz. Buradan Windows klasörüne tıklatıyoruz. Buradan System32'ye geliyoruz. Burada Drivers klasörü var. Buna tıklatıyoruz. Ardından ETC klasörüne geliyoruz. Burada Host dosyası var arkadaşlar. En başta olur genelde. Buna tıklatıyoruz. Birlikte açlıyoruz Ve not defterini seçiyoruz arkadaşlar. Bunun içindeki her şeyi siliyoruz. Ve masaüstümüze kaydediyoruz. Buradan farklı kaydet diyoruz. Masaüstümüzü seçip kaydet diyoruz. Masa üstümüze geliyoruz arkadaşlar bu klasörü kapatmadan. Burada gördüğünüz gibi host.txt yazıyor. Bunu yeniden adlandır diyoruz ve şu txt kısmını siliyoruz arkadaşlar. Burada çıkan uyartıya tamam diyoruz. Ve etc klasörümüzün içinde sürükle bırak diyerek atıyoruz arkadaşlar. Hedefteki dosyayı değiştir'e tıklatıyoruz ve kapatıyoruz. Bilgisayarımızı bir yeniliyoruz. Ardından tekrar gelip bakıyoruz. Olmuş mu olmamış mı diye. Hala olmadıysa diğer adımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer adım için tarayıcımızı yeniden başlatacağız. Burada arkadaşlar yani tamamen ilk kurulduğu güne geri getireceğiz. Bunun için ayarlara geliyoruz. Sıfırla ve temizliğe tıklatıyoruz. Buradan ilk olarak bilgisayarınızı temizleyelim. Virüsleri bulalım. Sonra varsayılanı geri yükle diyelim. Bu ikisini yapalım arkadaşlar. Bu bir Chrome tarayıcımızı ilk günkü haline geri getirecektir. Yani sıfırdan bir Chrome kurmuş gibi. Böylelikle düzeleceğini düşünüyorum. Umarım bu dört adımdan sonra bilgisayarınız düzelir. Hala düzelmediyse arkadaşlar bilgisayarınızı bir kapatın. Yeniden açın. Yeniden başlatın yani. Yine olmazsa bir tekrar kapatın. Elektrik bağlantısını falan kesin. Birazcık bekleyin. 10-15 dakika sonra tekrar takın. Açıldığında büyük ihtimalle gelmiş olacaktır. Eğer gelmezse arkadaşlar en klasik yani en kalıcı çözüm format atmaktır. Bunun için her Windows sürümü için hazırladığımız format atma videolarımızı izleyebilirsiniz. USB'li ve USB'siz versiyonlarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.